Erbil terşeril tavuk çorbası yap. İlk başlangıç olarak, çorba olarak. Ara sıcakta sarma, biber dolması ve kır pidesi. Ana yemekte bonfile sarma, patates püresi, pirinç pilavı, tatlı da revani eşliğinde dondurma. Salatamız nedir? Kaşık salata. Ara sıcağı ek olarak da bir şey daha vardı. Tabii. Unuttum Kadir Bey, haydarim var. Haydari. Evet. Emsal Hanım kendine güveniyor. Belli ki menüsüne de güveniyor. Bayağı ara öğünü de yoğun seçmiş. İnşallah yetiştirebilir diyorum. İnşallah yetiştirebilirsin. İnşallah yaparken sen. Unutmam. İnşallah dua edin, unutmayıp kazanayım diye. Hakkın hayırlısı. Nedir bize Emsal'cığım? Kahve yapayım ben size. O zaman sen kahvemizi yap, bize biraz tamam, hem dedikodunu yapalım. Tamam, kahveyi nasıl içersiniz arkadaşlar? Çok heyecanlı gördüm Emsal Hanım'ı. Menüsünü bu konuda yetiştiremeyebilirdi gibisine bir düşüncem var. Menüyü nasıl buldunuz? Nilgün Hanım, heyecanlandınız mı menüyle? Yani çok heyecanlanmadım ben. Niye? Terşehir zayıf mı geldi? Çorbası. Dört çeşit arası diyor. Zayıf değil. Zayıf değil menüsü. Zayıf değil de şey, evet. İddialı bir menü. Kalabalık. Niye? Çok kalabalık yani. Gerek kuru kalabalık mı? Yani kalabalık. Hani uyum var mı peki menünün yok içinde? Yok işte. Yani ben Haydari ile öyle şimdi dolma, sarma. Kır pidesi yapacak. Pardon. Söyle söyle Can, söyle. Kır pidesini yapacak. Onu neyle yapacak? Ispanaklı mı yapacak? Kır pidesi genelde dediğimizde kır pidesi otludur. Kıymalı olmaz kıymalı mı? Olur da. Bizim o taraflarda kır pidesi yok, dediğimizde ben yani ben... Zeytinyağlı mıydı dolması, kıymalı mıydı? Ne ama dolma? Pirinçli olacak kesin atış zeytinyağlı mısın? Şimdi ben Haydari ile dolmayı pek birbirine öyle... Yani sarımsak aynı içi kullanacaksa... Öyle şey yani o da var evet, yani aynı içi kullanacağını aynı içi kullanacaksa... Aynı içi kullanacak ama sarma için dolanılacak. O aslında bir dur. Bir sadece şeyleri farklı, bir tanesini saracak, bir tanesini dolduracak. Tabii yani. Aynı malzeme. O yani. Danayla patates püresi ikisi bir arada güzel gider. Ama yanında pirinç pilavını kesinlikle şehriyeli isterim. Rakiplerimi gayet güzel buldum. Ama sanki birazcık böyle Karadeniz'de olan uğraştıracak gibi. Ama diğerleri de gerçekten yani güzeller hepsi karakter olarak beğendim. Ama rakip olarak bir Karadenizli'yi görüyor gibiyim. Ben doğal olarak zaten kendimi her ortamda gösteriyorum. Ama burada iki katı göstermek gerekiyorsa iki katı göstereceğim inşallah. Bence menümü beğendiler. Çeşit de fazla buldular. Şu an konuşuyorlardır eminim arkamdan. Kahve sunumu olarak neler yaptınız hanımefendi? Normal sade yaptım. Arkadaşlarım biraz yaş ortalaması var. Şekerleri çıkmasın diyerekten çok tatlıya, şerbetliye girmedim. Sade tatlı koydum, yanına çikolata koydum. O şekilde yesinler. Bir de bir ayrıntıya dikkat ettim. Tabii. Çorbasını doğru hatırlıyorsam terşehriyeli tavuk çorbasıydı. Evet. Ana yemekte de kırmızı et var. İkisinin çakışması bana göre doğru değil. Beyaz et, kırmızı et. Ne kadar gittiğim davetlerde pek denk gelmedim. Özellikle de kendim buna dikkat ettiğim için söylüyorum bunu. Menü sizi şişirdi mi? Yediğinizi düşündüğünüzde. Tabii, çok dolma, güzel. Sarma, çok. Pide, şirap, patates püresi. Benim ana yemeği yiyemeyeceğim. Çok. Mesela ben midem küçük ya benim, Türk mideliyim ya. Aa geçmiş olsun. Ondan sonra ben mesela ana yemeğe sıra gelmeyecek. Kaç kilo ödün ki Hatice abla? 112. Ne kadar sürede verdin kiloyu? 1,5 yılda da. 1,5. Korktun mu peki hiç? Yok, onu hiç korkmadım bileyim, çünkü. Türk mideden böyle biraz insanları korkutuyorlar şöyle ya. Şöyle bir şey oldu, canıma tak etti artık. Çünkü bacak ağrısı, bel ağrısı, ben hep mutfakta ayakta olan, çalışan bir insandım. Dedim ki böyle öleceğim, her gün öleceğim ama bir cüncüleyim, ölürsem ölürüm. Bayağı gözümü kararttın. Bayağı gözümü kararttım, buradan gittim Adana'ya. Peki sağlık problemleri nedeniyle mi bu kiloyu aldın? Şey, aynen. Zayıfladıktan sonra adamda bir değişim... Değişti canım, ne kadar şimdi izleyince de yok değişmedim diyecek bana ama... Yok öyle bir şey. Çok değişti. Değişti dedim. Demek ki söyleyemediği... Benim hayatım da değişti ama. Ben kameralar önünde diye böyle konuşmuyorum. Eşim her zaman benim arkamda, evimin direğidir. Kendini çok ön planda tutmaya çalışıyor. Kendini göstermeye çalışıyor. Bunu şu an değil, 5 günlük süreçte görebileceğiz. Kendi gününde göreceğiz. Şöyle memlekete gittim bir sene. Onu da anlatayım bari. Memlekette izledikleri zaman belki... Şey oldu. Sen hiç mi kahve dedin? Aldım. Şey aldım, olur. Aldım. Gittim çöye. Tamam mı? O zaman da tabii tedaviden ötürü çok kilo almışım. Kimse sana hastalığın var mı diye sormaz. İyi gidi. Kalktı kızım bir tane, kadının bir tanesi işte köyümden. Damperli kamyon dedi. Bağ. Ha vallahi bağ. Şimdi izliyorsa da izlesin kendi. Buradan onun ayıbıdır, onun ayıbıdır. Çünkü sen insanın hastalığını bilmeden hiçbir şeyini yapma. Sen o insana diyor damperli kamyon. E peki bu evlenirken damperli ki keza olabilirim da. Damperli kamyonken de o şeyi giyebilirim. Yani gelinliği giyebilirim. Sen bu cümleyi nasıl bir... Ya sen köyünün kızıdır. Ne olursa olsun insan memleketisini de bırak hani tut. Kadın olduğu için tut. Evet kadın olduğu için. Evet. Sen o kadar arkadan da bir sürü adam geliyor. Köyümüzün adamları. Dedim ağacı senin gibi dedim soyulu sıçan olmaktan iyidir. Aynen öyle. Çünkü kusura bakma yani. Sesi uzaktan gelmiştir ona sen merak etme. Arkasına bakmadan gitti ama
O şimdi o kendini biliyordur abi, ne anlattı. Anlattım. Görsün seni burada şimdi. Görsün. Şimdi Hatice Hanım muhteşem değişimini görüyordur. Evet. Ha, görüyor zaten, o stokluyor bile ama beğeni etmez. Kahveyi çok beğenemedim. Bence telvesi azdı. Bundan kaynaklı telve tadı değil, yani kahve tadı değil de su tadı aldım ben kahveden. Bir de çok farklı bir şekilde bir acılığı vardı kahvesinin. Sade yanına bir çikolata koymuş. O konuda biraz beni yanılttı inşallah. Diyorum ya, hani masada bakalım öyle olacak mı? Ellerine sağlık Emsal'cim şimdiden. Menün hakkında küçük küçük konuştuk ama bunları sofrada daha sonra tamam, sana ileteceğim. Mutfakta da konuşacağız. Ayaklarınıza sağlık. Enerjileriniz harika. Bu hafta güzel geçecek. Ben eminim artık. İnşallah. Herkes arkasına yaslansın efendim. Emsal Hanım'ın muhteşem temizliğini göreceğiz. Birazdan geliyor. Kolay gelsin diyoruz. Hadi bakalım. Temizlikle aram iyidir. Temizlik yapmasını severim. Hızlı olduğum için temizliği de hızlı yaparım. Detaylara takılabilirim. Detaylarda iyiyimdir. Böyle dip köşe kendini yoracak bir bayana benzetemedim ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.